Türkiye'nin uzay yarışında böylesine iddialı hedefler ortaya koyması, kalbinde azıcık ülke sevgisi olan herkesi heyecanlandırmıştır. Ama maalesef bir kesim var ki, ülkelerinde yaşanan her iyi, olumlu, hayırlı gelişme onların üzerine adeta kabus gibi çöküyor. Rahatsız oluyorlar. Kimi şakaya vurarak, kimi de göstere göstere husumetlerini, kinlerini, nefretlerini sergilemekten çekinmiyor. Dünyada kendi ülkesinin felaketini dileyecek ve yaşanan her felaketten haz duyacak kadar insanına yabancılaşmış başka bir kesim var mıdır? Bilmiyorum. Türkiye'nin ilan ettiği her hedefi, sağladığı her başarıyı, kat ettiği her mesafeyi kahırla karşılayan bu kesimi mazur görmek istiyoruz. Ama maalesef bu hüsnü niyeti bile hak etmiyorlar. Artık bu ruh hali siyasi rekabetle, ideolojik çekişmeyle, dünya görüşü farklılığıyla, hatta çıkar çatışmasıyla izah edilmeyecek bir görünüme bürünmüştür. Bölünmüş yol, otoyol yaparsınız. Ne diyorlar? Buraya uçak mı inecek? Havalimanı yaparsınız. Buraya uzay mekiği mi inecek derler. Uzay programı açıklarsınız. Yapacak başka işiniz mi kalmadı derler. Kurum bütçesiyle birçok farklı kurumun aynı amaç doğrultusunda yürüttükleri projelerin bütçelerinin farkını bilmeden bu parayla mı diye burun kıvırır. Yarın öbür gün uzaya kendi aracımızı, kendi bilim insanımızı gönderdiğimizde dünyaya mı sığmadınız diyeceklerini şimdiden duyar gibiyim. Türkiye bilimde, araştırmada ilerlesin, yetişmiş insan kaynağı gücünü artırsın diye her ilimizde üniversite kurduğumuzda bunların nasıl feveran ettiğini unutmadık. Yeni kurduğumuz üniversiteler için de şimdiden köklü üniversitelerimizi geride bırakacak başarılara imza atanlar oldu. Tabii bunların asıl sıkıntısı siyasetten iş dünyasına, medyadan akademiye uzanan devleti ve toplumu diledikleri gibi yönlendirebildikleri gizli iktidarlarının yıkılıyor olmasıdır. Gerçi tarih boyunca birileri hep değişimin, ilerlemenin, hayırda yarışın öncüsü olmuş, birileri de hep böyle oturdukları yerden lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmıştır. Kimsenin lafında, peynirinde, gemisinde elbette gözümüz yok. Ama bu kör husumetin yürütülen işlere takoz olma noktasına getirilmesine de izin vermeyiz. Biz ömrümüzü yatırımla, hizmetle, eserle, bunları hayata geçirmekle ve açılışlarını yapmakla geçirdik. Bunların ise en büyük marifeti yatırım yapmama, açılış yapmama, temel atmama, en fazlası borç bulma törenleri düzenlemek olmuştur. Olmayan projeleri, olmayan kredileri ballandırarak anlatırken kendilerine ait olmayan işleri sahiplenerek de icraat açıklarını kapatmaya çalışırlar. Saygıdeğer hocalarım, değerli dostlar, bakınız hiçbir belediye, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın olurunu almadan tahvil çıkaramaz. Cumhurbaşkanının onayı olmadan tahvil çıkaramaz, yurt dışından borçlanamaz. İşte geçenlerde ana muhalefetin başındaki zat, biz diyor, şu kadar ucuz faizle yurt dışından borçlanma yaptık. Ve yalan. Nitekim daha sonra Hazine ve Maliye Bakanlığımız bunun nasıl bir yalan olduğunu açıkladı. Belgeleriyle. Ya bir şeyi öğren, öyle konuş. Yalana gerek yok. Dürüst ol. Ana muhalefetin başındaki bir zatsın. Bunlar yakışmıyor. Ama alışkanlıkları bu. Çünkü yarışa girmek güç ister. Yarışa girmek
istikrar ister. Bunlarda bu yok. Geçtiğimiz günlerde baktım, birisi öğrenci sayısının 3,5 milyonu geçtiği koskoca İstanbul'da 40 bin tablet dağıtmakla övünüyor. Birileri de bunu atlayıp putlayıp şişirdikçe şişiriyor. Ya böyle allamak pullamak olur mu? Milli Eğitim Bakanlığımızın bugüne kadar dağıttığı 2 milyonu aşkın tableti bir kenara bırakıyorum. Bizim sadece Şahinbey ilçe belediyemizin dağıttığı 50 bin tableti ise kimse görmüyor. Görmek istemiyor. İlçe belediyesi, dikkat edin. Bu zihniyetin ülkemize kaybettirdiği vaktin ve enerjinin kıymetini geçtiğimiz 18 yılda yine bunlara rağmen yaptığımız işlere bakınca daha iyi anlıyoruz. İnşallah Türkiye 2023 hedeflerine de ulaşacak, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına da girecek, uzaya da gidecek, küresel ve bölgesel lider de olacak. Biz buna inandık. İnanmak ve harekete geçmek başarının yarısıdır. Biz 18 yılda Cumhuriyet tarihinde yapılanların kat be kat fazlasını bu sayede ülkemize kazandırdık. Üstadın gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir mesajına uygun şekilde Türkiye'nin dünü ve bugünün altında imzamız olduğu gibi inşallah yarınını da biz inşa edeceğiz. Değerli arkadaşlar, YÖK projesinin tanıtım töreninde de ifade ettiğim gibi altyapıya ve insan kaynağına yaptığımız yatırımlar sayesinde Türk yüksek öğretim sistemi bugün gerçekten ileri bir seviyeye ulaştı. Üniversite sayımızı malum 76'dan 207'ye, öğrenci sayımızı 1 milyon 600 binden Almanya'nın çok çok önündeyiz, ha onu da söyleyeyim. Bunu Şansölye Merkel'le Almanya seyahatimde oturup konuşurken ne kadar var dediğimde bana böyle bu komik rakamları verdiğinde kendisine bizim 8 milyon 400 bin üniversite gençliğimiz var deyince böyle bir üfledi. Şaşırdı. Bizim eksiğimiz nerede? Keyfiyette. Şimdi biz o keyfiyeti de başardığımız zaman bunların hepsini sollayıp geçeceğiz. Öğremen, öğretim elemanı sayımız 70 binden 180 bine çıktı. Bu da tabii bu işin en muşahhas örneği. Öğrenci sayısı itibariyle Avrupa'da üniversiteye erişim konusunda ilk sıraya çıktık. Avrupa'da. Bütçeden üniversitelerimiz için ayırdığımız payı, bakın burası da çok çok önemli. Saygıdeğer hocalarım, bunu bilmenizde fayda var. 2,5 milyar liradan aldık. Bu yıl itibariyle 36 milyar liraya yükselttik üniversitelere verdiğimiz bütçe desteği.